Herkese Selanik'ten merhaba. Merhabalar. Arkadaşlar biz Selanik'e geldik. Karavanımızı çok güzel bir yere park ettik. Ama merkeze 4 kilometre ama bu yol çok dümdüz ve çok güzel. Bisiklet binelim dedik. Bisikletlerimizi çıkarttık. Ama inanılmaz rüzgarlı. Şimdi bu manzaraya karşı bisiklet sürerek merkeze doğru gideceğiz arkadaşlar. Hazır mıyız o zaman? Hadi bakıp başlayalım. Arkadaşlar inanılmaz bir fırtına var. Yaklaşık 80 knot civarında esiyor rüzgar. Ama limanı, yani sahili çok güzel, geniş, bisiklet yolları var, yürüyüş yolları var. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum ama güzel gerçekten. Selanik'te güneşi batırıyoruz. Böyle bir yerdeyiz. Burada Beyaz Kule var. Ondan sonra Beyaz Kule'ye ulaşamadık daha. Geçen ulaşamadık. Hadi bakalım. Görüşürüz, kahvede içelim. Arkadaşlar festivale denk geldik valla. Spor festivaline denk geldik herhalde. Fitness. Gezeceğiz, bakacağız burada ne var ne yok. Evet, Selanik'teyiz arkadaşlar. Bisikletlerle biraz bir yaklaşık 4-5 kilometre geldikten sonra gezmek istediğimiz Beyaz Kule'nin etrafına doğru geldik. Bakın burası hava karardı ama bugün pazar. İnanılmaz da kalabalık. Beyaz Kule şurada gözüküyor sağ tarafta. Evet, gezmeye başladık. Evet, şimdi Beyaz Kule'nin önündeyiz. Bizim öğrendiğimiz kadar Osmanlı zamanında güya burası zindan olarak kullanılmış. Sonra burayı Yunanlar olunca beyaza boyamışlar, Beyaz Kule demişler. Çok tarihsel kısımlarını bilmiyorum ama işte Beyaz Kule'nin önündeyiz arkadaşlar yani. Şu an Beyaz Kule'ye görebilir miyiz? Evet. Zaten beyazı da kalmamış yani. Normal. Sıva yapmışlar. Ama akşamları güzel. Evet, Selanik'in altına üstüne getirdik arkadaşlar. Evet, şimdi artık akşam olarak gezimiz sona erdi. Bu akşam bisikletlerle karavanımıza dönüyoruz. Yaklaşık 4 kilometrelik bir yolculuğumuz var. Deniz kenarından, bisiklet yolundan çok keyifli bir yolculuk başladı. Başka şansımız yok zaten. Yani motorumuz olsaydı daha iyiymiş. Ama yine de kötünün iyisindeyiz yani. Evet arkadaşlar, karavana geldik. Biraz terlemiştim, üstümü değiştirdim. Bisikletleri yerleştirdim. Şimdi birazdan dışarıda yemek yiyeceğiz. Orayı da göstereyim size, o atmosferi göstereyim. Hadi. Evet, karavandan inince hemen bakın şurada deniz var zaten. Denizin dibindeyiz ama pek gözükmüyor ya. Sandalyelerimizi koyduk. Yakamoza karşı yemeğimizi yiyeceğiz. Dalga sesiyle beraber. Ondan sonra da işte yarın planını falan yapacağız. Sonra da artık yatış. Görüşürüz yemekten sonra. Ve arkadaşlar upuzun bir günün sonuna geldik. Artık karavanımızın içine girdik. Akşam yemeğimizi yemiştik dışarıda. Yorgun düştük artık. Gerçekten öyle yani. Kavala ve Selanik gezisi de bugün bitti. Artık karavanın içindeyiz ve dinlenme zamanı. Yarının planlama vakti. O zaman herkese iyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Arkadaşlar Selanik'te yeni güne başladık. Kahvelerimizi içtik aslında kamera çekimi yapamadan. Şimdi nasıl bir yerde kaldığımızı gündüz gözüyle size gösterelim. Evet, açalım. Hadi açalım bakalım. Güneşlidir ama sıcacık. Gerçekten böyle şansımıza güneşli. Bakın. Nerede kaldığımızı gösterelim hemen. Hemen böyle deniz kenarındayız. Güzel bir uyku çektik dün akşam. Karavanımız burada. Evet şimdi kahvelerimizi yapıyoruz. Beyaz Kule'yi gezmeye gideceğiz bugün. Ardından da Atatürk'ün doğduğu evi göreceğiz. Hazırlanın, yolda görüşürüz. Bye. Bisikletleri hazırladık. Şimdi Selanik'in içini gezme zamanı. İyi ki bisikletleri almışız yanımıza. Yaklaşık 4 km uzaklıktayız. Çünkü Selanik'in en dezavantajlı yanı bir küçük araba park edecek yer yok. İnanır mısınız? Her yer full dolu. 4 km uzağa park ettik ve bisikletlerle gideceğiz şimdi. Hazırız. Sıkıntısı var yani. Aynen Beyaz Kule'ye gideceğiz. Atatürk'ün doğduğu eve. Evet. Başka turlayacağız işte. Evet. Hadi o zaman görüşürüz. Çok güzel. 4 kilometre sahilden bisiklet sürdükten sonra bisikletlerimizi park ettik arkadaşlar. Ve kulenin hemen altına geldik. İşte hazırlıkları yapıyor şimdi. Hadi kuleye girelim. Arkadaşlar kulenin girişi 6 euro kişi başı. Aslında çok da benim giresim yoktu ama gelmişken girelim dedik yani. 6 euroya kişi başı 6 euroya kuleye geçiyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Umarım 6 euro 12 euroya değer. Evet ikinci katındayız. İkinci katında da şimdi müze tarzı yapmışlar yani çok. Aman girmeliyim diyebileceğim bir yer değil de işte en üst katı merak ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar herhalde en üstlere ulaşmak üzereyiz. Buradan da bir manzara göstereyim ben size. Güzel. Ve arkadaşlar terasa çıkıyoruz artık en üst katına. Wow. Çok iyi değil mi? Gerçekten. Selanik ayaklarımızın altında şu an. Evet arkadaşlar, kulenin en üstüne çıktık. Güzel. Manzara tabii tahmin edeceğiniz gibi çok güzel. Evet, Beyaz Kule gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Buradan bisikletlerimizle yaklaşık 2,5 kilometre ileride olan Atatürk'ün doğduğu eve ilerleyeceğiz. Orada görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar, Selanik Kazan bisikletlerle her tarafı geziyoruz. Şu an Galeus kemerindeyiz. Bakın bisikletler. Burada duruyor tarihi bisikletler. Galeus kemeri. Evet Çiçi. Ne diyorsun? Çakla gelir miydi Selanik'in bisikletlerle dolaşma? Nerede? Güzel, keyifli. Türkiye sınırlarını aşacağımız bir. Şimdi Yorgo Tapınağı'ndayız. Burası yuvarlak bir kubbe şeklinde. Güzel bir yer ama içine girmeyeceğiz ya. Şöyle bir yer. Biz bisikletlerle Atatürk'ün doğduğu eve doğru gitmeye doğru devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bisikletlerle hedefe ulaştık. Selanik'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün doğduğu eve ulaştık. Gönül isterdi ki bugün pazartesi olmasın, açık olsun, içeriği de gezelim. Ama bu bile inanılmaz heyecanlandırıyor arkadaşlar bizi. O binaya dokunmak, No 17, onu hissetmek muhteşem. Heyecanlıyız. Çok güzel bir duygu ya. Millilik duyguları kabarıyor insan. Şimdi tekrar bisikletlerle karavana döneceğiz arkadaşlar. Hadi gidelim. Şimdi sahilden doğru bisikletlerle karavana yaklaşık 3,5 kilometre falan kaldı. Bisiklet yolları var. Evet, süpermarkete girdik arkadaşlar. Fiyatlara baktık falan. Bakın Beyaz Kule'nin burada alttan görünüşü. Çiçeği yanında bisikletle. Beyaz Kule. Evet, burada da Antalya gibi arkadaşlar şeyler var. Sabahları tekne turları. Çok güzel bisiklet yolları. Bayağı uzun. Ta karavana kadar bisiklet yolundan gidebiliyoruz arkadaşlar. 4 kilometre. Artık karavana gidelim. Güzel bir kahvaltı yapalım. Görüşmek üzere. Sahilde ilerlerken büyük bir anıt var. Bu da Büyük İskender. Arkadaşlar, Selanik'ten ayrılma vakti geldi. Şimdiki rotamız Ohrit Gölü. Yaklaşık 3 saat 45 dakika gösteriyor. 300 kilometre civarı. Ama biz biraz yavaş gittiğimiz için daha geç olacağına eminiz ama problem yok. Yoldayız, keyifliyiz, hava da harika. Selanik de çok güzeldi. Bay bay Selanik. Bay bay.